çalışmaları biriminde biz daha çok gençlik politikalarının değişimiyle ilgili çeşitli işte makaleler yazmaya çalışıyoruz, izleme çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Bu daha son dönemde yani 2009-2012 yılları arasında gençlere yönelik kamu politikaları hangi yönde gelişti ve değişti? Biraz onu yazmak, çizmek, onu haritalamakla ilgili bir araştırma çalışmasıydı. Bu son 3 senede aslında hayatta neye değişti gençlerle ilgili biraz buna bakmaya çalıştık. Yasal düzenlemeler açısından bir şeyler değişti mi? Yeni kurumlar gençlik alanında, kamu politikaları anlamında gençlik alanında yeni kurumlar var mı? Veya mevcut olanların fonksiyonları değişti mi? Bir de tabii bu kurumların işte uygulamaları, bütçesi vesaireyle ilgili çeşitli göstergelere bakmaya çalıştık. Devlet aklının gençlerle ilgili söylediği birçok şey aslında bir tarihsel devamlılık çerçevesinde geçtiğimiz 15-20 senedir, 30 senedir, hatta belki daha geriye götürürseniz 100-150 senedir söylenen şeylerin bir devamı niteliğinde. Bir tanesi şu, devlet gençler diye bir kategori üzerinden hep konuşuyor. Ama bu gençleri bir homojen kitleymiş gibi düşünüyor. Aslında genç dediğimiz bu kategori kitle çok da homojen bir kitle değil. Yani bunların içinde kadınlar var, engelliler var, işte ne bileyim işsizler var, çalışanlar var, beyaz yakalılar var. Ama biz hep gençler, gençler, gençler dediğimiz zaman bu kendi içinde böyle kaynaşmış bir kitleymiş gibi algılıyoruz. Oysa ki tam da bu farklılık üzerinden ihtiyaçları da farklı. İkincisi hep bu şeyde de vardır, yazında da vardır böyle. İşte gençler bizim yarınlarımızdır, işte şöyledir, böyledir, aslandır, kaplandır bu gençler gibi bir algı var. Biz gençleri yarınlarımız olarak gördüğümüz ölçüde onların bugünkü ihtiyaçları ile ilgili aslında hareket etmiyoruz. Bunun sonucunda biz gençlerin bugün ile ilgili olan haklarını yarına erteliyoruz. O yarında bizim gençlerle ilgili bir ideal genç tanımımız çerçevesinde onları şekillendirmemiz üzerine kurgulanıyor. Tam da bu çerçevede bir de devletin şöyle bir aklı var tabii, bir ideal genç aklı var. Bu hükümetten hükümete değişiyor olabilir ama baktığınız zaman her hükümetin kendi açısından bir ideal genç tanımlıyor olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bu birileri için işte ne bileyim devrimci gençler olabilir, bu birileri için dini bütün gençler olabilir, bu birileri için Atatürkçü gençler olabilir ama aslında bunların bir tane ortak özelliği var. Herkes kendi istediği gençleri kendi istediği biçimde şekillendirmek ve belki de kendisine benzetmekle ilgili bir süreç tanımlıyor. Ve ona göre eğitim vesaire filan gibi mekanizmalarla aslında o gençleri kendi istediği biçimde yoğurmaya çalışıyor. Ben ona hep şey diyorum, hani bana benzeyen genç herkes için daha iyi. Geçtiğimiz dönemde, rapora da konusu olan dönemdeki en temel gençlik politikalarıyla ilgili belki değişiklik, eskiden bir genel müdürlük düzeyinde olan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün artık gençlik bir spor bakanlığı olması. Bu şu demek, daha fazla bütçe, daha fazla personel vesaire filan gibi birçok başka imkan demek aslında. Ve de bu imkanlar sonucu hükümet bir şey yaptı. Dedi ki ya gençlerle ilgili bir politika belgesi olsun. Bu politika belgesi üzerinden biz gençlere yönelik kamu politikalarını tanımlayalım dedi. Ve bu çerçevede çeşitli atölyeler yapıldı yerelde, forumlar yapıldı. Onun üzerinden bir ulusal etkinlik yapıldı ve bir politika belgesi ortaya çıktı. Bu bahsettiğim Gençlik ve Spor Ulusal Politika Belgesi. O politikanın tabii geliştirilmesi gereken birçok yanı var. Yani çok basit bir örnek vereyim mesela. Biraz orada bu ideal genç tanımı üzerinden o gençleri hani ne tür gençlere dönüştürelim ile ilgili ipuçları orada mevcut. Onun dışında o dokümanda hem işte milli ve manevi değerler diye bir şey tanımlanıyor ve ondan sonra evrensel işte değerlere referans veriliyor. Oysa ki bu ikisini aynı kefeye koyduğunuz zaman burada uzlaşmaz bazı şeyler olabilir. O açıdan dokümanla ilgili bazı problemler var. Ama nereden bakarsak bakalım, tabii bu ülkede biz geçtiğimiz dönemde bir gençlik politikası olmadığını söylüyorduk. Ve hatta bu ülkenin gençlik politikasının olmamasının bizzat bir gençlik politikası olduğunu söylüyorduk. Gençlik Spor Bakanlığı'nın kurulmasıyla bu politikasızlık döneminden aslında bir aktif politika dönemine geçmiş durumdayız. Yani bugün bence kimse Türkiye'de bir gençlik politikası yoktur
diyemez diye düşünüyorum. Örnek vermek için söylüyorum. Mesela gençlik kampları var. Türkiye'de her sene 8-10 civarında gençlik kampı yazın ücretsiz olarak gençlerin katılımıyla hayata geçiyor. Vallahi kağıt üzerinde baktığınız zaman tabii harika işler yapılıyor diyor. Birçok genç, daha fazla genç artık bu kamplara gidiyor diyor falan, ama mesela son 3 senedir bu gençlik kamplarında genç kadınlarla erkekleri ayırmış durumdalar. Türkiye'de bugün herhangi bir gençlik kampına gittiğiniz zaman, kamunun parasıyla yapılan bir gençlik kampına veya bir ulusal etkinliğe gittiğiniz zaman, burada kadınlar ve erkekler mekanlarının ayrışılmasının ötesinde dönemleri de ayrıştırılmış durumda. Artık böyle bir yapı var gençlik politikasında. Gençlik politikasıyla ilgili bazı göstergeler var. Bunlar hakikaten kağıt üzerinde de iyi duruyor ama bu kağıt üzerinde duranları derinlemesine indiğimiz zaman orada ne gibi belgelere, uygulamalara ulaşıyoruz? Biraz onlara da bakmaya çalışayım. Baktığımız zaman hakikaten Türkiye'de hakikaten çok iyi işler yapan, adı sanı olan birçok kurum aslında bu sürecin içinde yer almadı veya alamadı. Bizim de mesela rakamlarımıza falan baktığımız zaman bu ülkede gençler ağırlıklı olarak erkekler ve kadınlar beraber bu tür etkinliklere katılmayı tercih ediyorlar mesela filan. O yüzden dediğim gibi yani burada bence insanlar ne istedi, kitleler ne istedi, gençler ne istedi ötesinde bir kişi bile istemiyorsa, bir kamu otoritesinin görevi eğer eşitlik temelinde bütün yurttaşlara aynı mesafede durmaksa, o istemeyen bir kişiye nasıl bir hizmet tasarlayabilirim? Belki bunu düşünmesi gerekiyor kamu aklının. Gençlik alanında değil ama genel olarak baktığımız zaman Türkiye'de devlet ve sivil toplum arasında bir tarihsel bir güvensizlik var. Yani devletin sivil topluma güvenmemesi, sivil toplumun da devlete haklı olarak güvenmemesi üzerinden bir böyle tarihsel güvensizliği referans alarak hareket ediyoruz. O yüzden bu durumu aşmakla ilgili belki bir şeyler de yapmak gerekiyor. Yani örnek vermek için söylüyorum. Mesela kamu daha şeffaf olursa, daha hesap verebilir olursa, daha katılımcı olursa, daha farklı kurumların sesini dinlediğini gösterebilirse, bence bu tarihsel şüphecilik biraz daha olumlu anlamda giderilir diye düşünüyorum. Haliyle Türkiye'deki birçok işte sivil toplum alanında olduğu gibi bazı kurumlar devlete daha yakın duruyor. Kamu otoriteleri bazen bazı kurumlara, bazı düşüncelere daha yakın durabiliyor. Ama burada eğer biz asgari bir eşitlik temelinde kamu hizmetlerini tasarlıyorsak, katılımcılığı tasarlıyorsak veya bir şekilde bunun hayalini kuruyorsak, o zaman bütün bu farklılıklara rağmen farklı kurumların bütün bu süreçlerde bir laf edebiliyor olması, bunun dinleniyor olması, sonra bunun bu süreçlere yansıyor olmasını talep etme hakkımız da olduğunu ben düşünüyorum. Bugün Türkiye'de eğitimi de katarsanız eğer, gayri safi yurt içi hasılanın %2,5'undan azı gençlere gider. Oysa ki biz 12,5 milyonluk bir genç kitleden bahsediyoruz. Bu toplam nüfusun %16'sı, 16,5'u civarında. Yani toplumun, kabaca söylüyorum ama toplumun %16'sı eğitimi de kattığınız zaman %2,5'unu alıyor bütçenin. Eğer biz bundan eğitimi çıkartırsak, diğer işte bu yurt hizmetleri, burs hizmetleri filan gibi veya bu kamplar vesaire filan gibi anlattığım diğer hizmetler sadece kalırsa, o %1'den de az aslında. Ne yapmak lazım derseniz, bir kere gençlere daha fazla bütçe vermek lazım. En basitinden söylüyorum. Ama gençlere daha fazla bütçe veriyor olmak problemi çözmüyor. Çünkü o bütçenin nasıl harcanacağı ile ilgili hem gençlere, hem örgütlü gençlere, hem gençlerle ilgili çalışan işte kurumlara, kuruluşlara sormak gerekiyor ve onları bu karar alma mekanizmasının doğrudan içine almak gerekiyor. Yine bu şeffaflık, hesap verebilirlik dediğim mesela. Yani elimizde aslında gençlerle ilgili birçok veri var. Mesela biz bu veriyi daha şeffaf hale getirebildiğimiz ölçüde birçok sivil toplum kuruluşu bu daha yenilikçi akıllarıyla bence bu datayı alıp gençlerle ilgili hangi problemler var, Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor ile ilgili gençlerle ilgili trendleri söyleyebilir. Bu trendler hem sivil toplum kuruluşlarının çok işine yarar, hem kamu politikasının çok işine yarar. Önümüzdeki dönem çünkü gençlerin gittiği yerdir aslında bugünkü politikanın yavaş yavaş hani hizmet etmeye yöneldiği yer. Biz bugün gençlerin tüketim alışkanlıkları ile ilgili şirketlerin yaptığı araştırmalardan bir şeyler biliyoruz ama onun dışında Türkiye'de, ki genç nüfusuyla çok gurur duyan bir Türkiye'de, gençlerle ilgili maalesef bir araştırma eksikliği, bir kısırlığımız var.
Bu da gençlerle ilgili bilgi temelli olmayan fikirlerimizin oluşmasını ve sonra o fikirler ve algılar üzerinden politikanın hayata geçmesini getiriyor. Oysa ki hayat her zaman daha hızlı bizim aklımızdakinden. O hayatın akışıyla kamu politikası arasındaki ilişkiyi belki bu araştırmalarla filan daha net kurmak gerekiyor.